43 numaraya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Hatice Mercanlı. Size bugün diş döneminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki hem anneler için hem de bebekler için zorlu bir süreç, biraz sıkıntılı geçiyor. Ve kafamıza takılan sorular oluyor, merak ettiklerimiz oluyor. İlk diş ne zaman çıkar? Dişler hangi sıraya göre çıkıyor? Ve diş çıkarma belirtileri nelerdir? Ben bu dönemde bebeğimi rahatlatmak için neler yaptım? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk diş ne zaman çıkar? İlk diş 3 ay ile 1 yaş arasında çıkmış olması gerekiyor. Neva Cennet ilk dişini 8,5 aylıkken çıkardı. Daha doğrusu ilk dişlerini. Çünkü alt 2 dişi aynı anda çıktı. Daha sonra üst 2 diş, 2 yaşına doğru azı dişleri çıkmış olması gerekiyor. Ve 3 yaşına kadar da toplam 20 tane süt dişinin çıkıp tamamlanmış olması gerekiyor. Diş çıkarma belirtilerine gelecek olursak, İlki huzursuzluk. Zaten bebeğinizde bunu hissedeceksiniz. Anlamamanız mümkün değil. Ben Neva Cennet dişleri çıkarmadan bir ay öncesinde başlamıştım. Acaba neyi var? Diş mi çıkarıyor? Neyi var? Çünkü uyumakta zorlanıyordu. Uykuya dalmakta zorlanıyordu. Geceleri sık sık uyanmaya başlamıştı. Bir huzursuzluğu vardı. Gündüzleri çok mızmızlanıyordu. Bu gibi belirtileri hissettim. Ve daha sonra işte dişleri çıkmasına yakın da bu huzursuzluğu artmıştı artık. Siz de mutlaka bunları hissedeceksiniz. Tabii ki her bebek farklı. Erken bir ayda diş çıkaran bebek varsa ya da ilk önce azı dişini çıkaran bebekleri de çevremde duydum. Bu şekilde belirtiler de farklılık gösterebilir. Bazı bebekler çok rahat bir şekilde geçiriyor bu dönemleri ama bazı bebekler de dediğim gibi Neva Cennet özellikle bayağı bir huzursuzluk yaşadı. Bir diğer belirti ateş. Neva Cennet'te ateş hiçbir zaman 37,5'u geçmedi. Biz iki tane ateş ölçer almıştık Neva Cennet doğduğunda. Bir tanesi bu şekilde dijital olan, bir diğeri de civalı termometre. Bununla 37,5 gelen ateş, bununla 37,1 gibi bir şey geliyordu. Zaten doktorumuz bize o zaman bu termometrelerin daha kesin ölçüm yaptığını söylemişti. O yüzden biz bundan da edinmiştik. Hiçbir zaman 38'i geçmedi dediğim gibi. Zaten doktorumuz 38'i geçen bir ateş olursa mutlaka gelin demişti. Eğer sizin de ciddi bir ateş söz konusuysa mutlaka doktora gidin derim. Bizde asıl problem yaratan ishal ve iştahsızlıktı. Neva Cennet 3-4 gün süren bir ishali oldu ve bunun yanında iştahsızlığı oldu. İştahsızlıktan kastım anne sütü alması değil. Zaten emmesi arttı aksine. Daha sık emmek istiyordu. Geceleri daha sık uyanıyordu ve sürekli emmek istiyordu. Kendini bu şekilde rahatlatıyordu. Ama katı gıda almak istemiyordu. Kesinlikle ağzına hiçbir şey getirmek istemiyordu. Ve bu dönemde bir kilo kaybı yaşadı. 300-400 gram kadar bir kilo kaybı oldu. Ciddi bir kilo kaybı oldu. Tabii ki ben de şu an ona bu kilolarını geri aldırmak istiyorum ama hani fos kilo alsın da istemiyorum açıkçası. O yüzden sağlıklı besinler hazırlıyorum Neva Cennet için. İştahı da şu an yerinde gayet güzel besleniyor. Hem anne sütünü alıyor hem katı gıdasını alıyor. İşte 3 öğün veriyorum ona. Elimden geldiği kadar beslemeye çalışıyorum. İshal olduğu dönemde sıvı alımını arttırmıştım. Zaten sık sık emziriyordum. Aynı zamanda kaynamış, ılımış su veriyorum Neva Cennet'e. 1 yaşına kadar da bu şekilde vereceğim. Size de tavsiyem bu şekilde verin. Kaynamış, ılımış su verin. Zaten öyle yapıyorsunuzdur eminim. Dediğim gibi sıvı alımını arttırdım. Zaten doktorumuz da bunların hepsinin dişten kaynaklandığını söyledi. Diş çıkarma belirtileri olduğunu söyledi. Tahlil yapma gereği duymadı. Zaten 3-4 gün sonra geçti bu sıkıntılar. Şu an bir sıkıntımız yok çok şükür. Peki ben bu dönemde Neva Cennet'i rahatlatmak için neler yaptım? Tabii ki diş kaşıyıcılar edindik. Bir tane şöyle eldiven şeklinde olan diş kaşıyıcı almıştık. Şu şekilde buzdolabına atılan diş kaşıyıcılarını aldık. Bunlardan iki tane aldık ama diğerini bulamadım evin bir yerlerinde. Ama pek işe yaradıklarını söyleyemem. Yani bunu hala eline veriyorum ama pek oynamıyor Neva Cennet. Dişlerine götürmüyor, ağzına götürmüyor pek fazla. 3-4 aylıkken almıştık biz bunu. O zamanlarda daha çok oynuyordu açıkçası. Şimdi bunu da arada bir ağzını şöyle bir alıyor. Hani bir dakika anca oynuyordur diyebilirim. Yani ağzına götürüyor. Kendini pek rahatlattığını söyleyemem. Daha çok
masa kenarlarını kemiriyor, kabloları kemiriyor. Onlar daha çok hoşuna gidiyor. Ben Neva Cennet'i daha öncesinde anne sütlerini buzluğa koymuştum ve onları tam dişleri çıkmaya yakın sürüyordum dişlerine. Çünkü beyaz beyaz patlamıştı, görünüyordu. Huzursuzluğu da gitgide artmıştı. O buz kalıpları aşırı rahatlatıyor bebekleri. Neva Cennet çok rahatlıyordu. Uyurken daha rahat uyuduğunu, artık mızmızlanmasının geçtiğini hissetmiştim. Yine aynı şekilde bal kabakları var buzdolabında, buzlukta. Onları Neva Cennet'in eline veriyorum ve gerçekten hala veriyorum. Onları kemiriyor, hoşuna gidiyor. Onlarla bayağı vakit geçiriyor. Size tavsiye ederim. Bu videom şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa mutlaka yorum kısmından bana sorun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.